Arifeli günlerden hepinize selamlar, sevgiler dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arifeli günlerde mutfakta bugün ne yapıyoruz? Kızlarımız ve ablamla beraber ne yapalım dedik. Şöyle tel kadayıf aldık, yaş tel kadayıfı. Bundan kadayıf dolması yapacağız. Cevizlerimizi de ayıkladık, öğüttük iri bir şekilde. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce bunu tepside şu şekilde, bakın şu şekilde hepsini açtıracağız. Şöyle bunu açtırmazsak dolma gibi saramayız arkadaşlar. Bunları bu şekilde açtırdıktan sonra şöyle bakın, bunlar çünkü sıkıştırılmış gibi olmuş, o yüzden bunları böyle tel tel açacağız ki rahat sarabilelim diye. Ben bunu bayramlarda yapıyorum arkadaşlar. Böyle yapıp sarıp bunları kuru bir şekilde de saklayabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sonra şerbetleyebiliyorsunuz bunları. Böyle sarıp sarıp kenara kızarttıktan sonra, fırında kızarttıktan sonra şerbetini lazım oldukça, misafiriniz geldikçe bu şekilde şerbetleyebilirsiniz. Bunları böyle bakın, çünkü bayağı birbirine yapışmış şekilde. Bunları birbirinden ayırmazsa içi de löp löp şey olur. Nasıl diyeyim size? Ne diyorduk? Hamur gibi mi? Hamur gibi oluyor. Evet. Hamur olur. Bu sefer de ağızda topak topak alır. O yüzden bunu böyle ayrıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıştırdıktan sonra ikinci aşamada tekrar görüşürüz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları ayrıştırmış olduğumuz kadayıfları bu şekilde kasemize dolduruyoruz arkadaşlar. Ne için? Tabii ki bunları bu şekilde yağlayacağız arkadaşlar. Yağlanmış şekilde kızartacağız. Ne ile yağlayacağız? Zeytinyağıyla. Dolma gibi sardıktan sonra üzerine birazcık tereyağıyla şöyle bir gezdirme yapacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Kapağımızı açalım. Bundan şimdi az az dökülür. Şu şekilde böyle bolca yağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu birbirine bu şekilde yedireceğiz. Böyle bu yağı buna bu şekilde yediriyoruz arkadaşlar. İyicene yağ bütün kadayıfa geçecek. Hiç kuru kalmayacak bir şekilde bütün her yerini bunun şöyle yağlıyoruz arkadaşlar. İsterseniz de tereyağı da gezdirmeyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bunları bu şekilde alıyoruz, şöyle uzunlamasına yapıyoruz, yağlamıştık biliyorsunuz, şöylemesine bu şekilde dolma gibi. Şunu da alayım yanıma, böyle fındıkları, ay fındıkları diyorum, cevizi koyup bunu dolma gibi bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz, sararak
bu şekilde buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Böyle oluyor. Alıyoruz. Daha ince de yapma şeklini de göstereceğim şimdi. Onu ben bu büyük oldu. Daha küçük şeklini de şöyle göstereceğim. Tekrar. Bakın. Daha ince yapmak isterseniz de bunları böyle dolma gibi şu şekilde böyle sararak küçük küçük alabilirsiniz. Bu şekilde şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu ikinci. Daha tatlı oldu. Evet. Ben daha küçük yapıyorum aslında da. Bir de şöyle göstereyim. Bakın çeşit çeşit yapmak isterseniz daha dar bir şekilde. 3 çeşit. Büyük de sarıyorlar bunu. Küçük de sarıyorlar. Benim daha küçük sardığım ben Tosya'da böyle en küçük boyundan sarıyorum. Küçük küçük atıştırmalık, biraz atıştırmalık şöyle. Bakın şunu dolma gibi ne yaptık? Şunu da şöyle alalım. Bu şekilde ne yapıyoruz? Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Büyüklü küçüklü de yapabilirsiniz. Şöyle. Şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Bakın dolma dolma dolma. Ben küçük yapacağım. Küçük daha güzel oluyor. Değil mi Yağmur? Evet. Küçükler daha tatlı. Böyle sık sık yapıyoruz ki açılmasınlar arkadaşlar. Bunu buraya yerleştiriyorum. Küçük küçük saracağım. O yüzden. Şöyle topluya topluya. Sıkı sıkı. Bu şekilde oturtuyoruz. Ben hep bayramlarda yapıyorum bunu da. Şimdi öyle bir yapalım dedik. Canımız istedi. Evet. Kızçelerimiz için yapıyoruz. Ablamın da aklına geldi gerçi. Bunlar da hemen gitmişler. Almışlar. Getirmişler bizi. Şöyle. Çabuk pişiyor zaten. Biz bu şekilde devam ederek gideceğiz arkadaşlar. Sıra sıra yapacağız. Ondan sonra da kızarma şeklinden sonra şerbetiyle buluşturacağız. O zaman da tekrar sizlerle birlikte olacağız. Arkadaşlar kadayıfımızı fırına attık. Buradan da 2 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Yarım kilo kadayıftı çünkü. Yarım kilo kadayıfa 2 bardak şeker yetiyor arkadaşlar.
Daha sonrasında da üzerine sıcak su olarak 3 bardak şeklinde ne yapıyoruz? Su ilave edeceğiz. Kaynamış suyumuzu 3 bardak olarak ilave edip biraz daha kaynatacağız. Bunu bir güzel. Kadayıfımız soğuk olacak. Şerbetimiz de sıcak olacak şekilde şöyle 3,5 yapayım. Kadayıfımızın üzerine koyacağız arkadaşlar. Bunu bir güzel karıştıralım. Biraz daha şerbeti şöyle ocağımızın üzerine koyacağız. Ben size şimdi burada göstermek için yaptım. Biraz daha böyle güzel şerbetlenecek. Suyu biraz kavurduktan sonra ocağın üzerinden alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Şerbetimizi böyle koyulaştırdık. Kaynadıktan sonra limonunu da sıktık. Bu şekilde bu biraz ılındı. Çok kaynarını aldık. Bunlar da soğudu. Şimdi bunların üzerine Bismillahirrahmanirrahim böyle gezdiriyoruz arkadaşlar. Bakın şerbetimiz de koyu oldu. Çok güzel. Bu şekilde hepsinin üzerine gezdireceğiz. Kıyır kıyır oldu. Hatta ablam kendine şöyle bir tane baktı. Öyle de şerbetli bir şekilde yemeği tercih etti. Evet. Şimdi bunu ben bunları da böyle biraz çevireceğim. Bu şekilde çekmiş olacak arkadaşlar. Kadayıfımız bu şekilde hazır. İnşallah beğenerek desteklerinizle, beğenilerinizle, yorumlarınızla yanımızda olursanız, arifeli günlere destek olursanız çok mutlu edersiniz bizi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın.